Selam, bugün bazı yasaklı kitaplardan bahsedeceğim. Ben şu aralar Salman Rushdie'nin Floransa Büyücüsü adlı kitabını okuyorum ve çok severek okuyorum. Ama bu kitabı okurken küçük bir araştırma yaptım ve Salman Rushdie'nin aslında en ünlü kitabının Şeytan Ayetleri olduğunu öğrendim. Ve bu kitap vakti zamanında yasaklanmış bir kitapmış. Hala bu kitap yüzünden Salman Rushdie'nin kellesinde 2,8 milyon dolar falan bir ödül varmış bazı ülkelerde ve bu çok ilgimi çekti. Ardından çok gereksiz bir araştırmaya girişip sanırım bir 4-5 saattir falan bilgisayar başından kalkmayarak bazı kitapların yasaklı olduğunu öğrendim. Ve bunlardan şimdi size bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim kitap zaten Şeytan Ayetleri. Bu kitap Salman Rushdie'nin bir kitabı. Kendisi Hint asıllı bir İngiliz. Fakat vakti zamanında kendi inançlarından dolayı sanırım işte Hindistan'dan kovularak Pakistan'a ailesiyle beraber göç etmek durumunda kaldı. Ve hem Müslüman asıllı bir aileden geliyor hem de belli başlı işte dinsel konularla ilgili hayatı boyunca sıkıntılar yaşamış. Bir yandan göçmenliği var. İşte İngilizceyi daha sonradan öğrendiği için çok değişik bir İngilizceyle kitaplar yazıyor vesaire vesaire. Böyle bir yazarımız. Peki bu Şeytan Ayetleri kitabı nerelerde ve ne şekilde yasaklandı? Şöyle ki kitapta direkt olarak Kur'an'dan alınma karakterleri kullanıyormuş ve iyi ile kötüyü iç içe geçiriyormuş. Bir anda böyle kötünün söylediği sözler, yani kötü şeytan oluyor, iyi de peygamber oluyor. İyinin söylediği sözleri haline dönüşebiliyormuş ve çok gerçekçi bir şekilde bunu yaptığı için çok rahatsız edici bulunmuş. Bu nedenle İslam'a hakaret eden bir kitap olduğu öne sürülüyor ve Ayetullah Hümeyni, yani bir önceki İran lideri Salman Rushdie ile ilgili bir ölüm fetvası veriyor ve bu ölüm fetvasını verdikten sonra fetvayı geri çekmeden öldüğü için hala aynı fetva devamlılığını sürdürüyor. Çünkü bir fetvayı ancak o fetvayı veren kişi kaldırabilirmiş ve Ayetullah Hümeyni bu fetvayı kaldırmadan öldüğü için hala Salman Rushdie şu anda dünyanın belli başlı bölgelerinde göçebe bir hayat sürüyor ve hala kellesinde bir takım ödüller var. Çünkü onun öldürülmesi gerektiğini düşünen bir insan güruhu var. Zaten Hümeyni'nin o ölüm fermanında da şöyle bir ibare geçiyormuş. Bu kitabı yazan adam ve yayınlayan herkesi öldürmek bütün Müslümanların bir görevi olmuştur diyor ve bunun üzerine Japonca çevirmeni de öldürülüyor diye biliyorum. O yüzden baya böyle tehlikeli sularda yüzülen bir kitaptan bahsediyoruz. Şu anda hala Türkçe'ye çevrilmedi diye biliyorum. Hatta Madımak katliamının da sebeplerinden biri bu kitapmış. Çünkü Aziz Nesin bu kitabın çevrilmesi gerektiğini düşünüyormuş. Bu konuyla ilgili Aziz Nesin'in bir tane röportajını izledim. İsterseniz siz de direkt böyle Aziz Nesin Şeytan Ayetleri yazarak bulabilirsiniz. Direkt çıkıyor çünkü. Orada Aziz Nesin şey diyor. Ben bu kitabın çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve çevrilmesi gerektiğini düşünmemin sebebi kitabın çok iyi bir içeriğinin olduğu, buna kefil olduğum değil. Kitabı ben de okumadım. Sadece bir ölüm fermanının verilmesini doğru bulmuyorum. Bu insanlığa aykırı bir şeydir. Ne demiş bu kitapta? Biz de görelim ve bilelim diyor. Ama Aziz Nesin'in bu cümlelerini çok doğru düzgün anlayamayan insanlar sanırım Sivas'ta Madımak katliamı esnasında olayların alevlenmesine sebebiyet veriyorlar. Ve bu anlamda Türkiye'de de aslında bir sonucu olmuş olan bir kitap. Hala Türkiye'de bu kitaba erişemiyoruz. Bildiğim kadarıyla İngilizce PDF'ini falan insanlar buluyorlarmış bir yerden ama o kadar çok da ilgimi çekmedi. Sadece bu bilgileri biraz araştırdım. Son bir bilgi, bu kitabın yazarı Salman Rushdie'ye daha önce İngiltere Kraliçesi tarafından şövalyelik nişanı veriliyor. Bu da zaten böyle yine ülkeler arasında bir takım krizlere sebep oluyor. Anlatacağım ikinci kitapsa Zabit ve Kumandan ile Hasbihal. Bu kitabın yazarını şu anda ben bu zamana kadar bilmediğim için utanç duyuyorum. Umarım siz biliyorsunuzdur. Şu an tahmin etmeniz için bir süre veriyorum. Verdim. Mustafa Kemal Atatürk. Ve bu kitap vakti zamanında yasaklanmış. Bu bilgiyi gördüğümde gerçekten çok şaşırdım. Bir yandan okuduktan sonra biraz mantıklı geldi. Şu anda bu kitabı gidip almak istiyorum. Çünkü şu anda tabii ki ülkemizde yasaklı değil. Öncelikle bu kitabın adı Nuri Jonker'in yazdığı Zabit ve Kumandan adlı kitaba bir gönderme içeriyormuş. Zaten bu kitapta Osmanlı ordusunun mevcut sıkıntıları, işte neden başarılı olamadıkları gibi gibi sorunlara değinen böyle bir söyleşi varmış. Ve Atatürk de yazdığı kitapla hem o kitabı bir gönderme yapmış hem de aynı şekilde Osmanlı ordusunun bazı sıkıntılarına değinmiş oraları gönderme olarak. Ve aslında ben kitabı okudum, bir kısmını böyle internetten buldum. Tabii gidip direkt alacağım artık, yani bu utançla yaşayamam çünkü. Ve gerçekten böyle millete güzel sözler söylemiş, insanları cesaretlendirmiş, yine ordudan ve askerlerden bahsetmiş. Kitap 1918 yılında Ali Fethi Okyar'ın yardımıyla bin nüsha olarak basılıyor. Fakat o dönemin sadrazamı damat Ferit Paşa kitabın o dönemin düzenine uygun olmadığını düşündüğü için kaldırtıyor ve her yerden bir anda yasaklanıyor.
Fakat daha sonrasında tabii ki Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 1956 yılında Hasan Ali Yücel'in yardımıyla İş Bankası Kültür Yayınları'nın ilk kitabı olarak basılıyor ve şu anda tabii ki yasaklı kitaplar arasında değil ama o dönemde büyük bir ses getirmiş olmalı ki yasaklatmışlar. Ben de kitaptan belli başlı alıntılar okudum. Aslında gayet böyle ey milletim oturun düşünün ne yapmanız gerektiğine karar verin aklınızı başınıza alın gibi ifadeleri olan bir kitap. Mutlaka ki okumamız gerektiğini düşünüyorum. Şu anda da bence oldukça faydalı olacaktır. Bahsedeceğim diğer kitap şu anda yanımda ve ben bu kitabı okudum. Marc de Sade'ın Yatak Odasında Felsefe adlı kitabı. Bu adamın aslında soyadına baktığınız zaman bir şey fark edeceksiniz diye düşünüyorum. Kendisi sadizmin kurucusu olan insan. Dolayısıyla tabii ki bir dönem bu adamın bütün kitapları sırayla yasaklanmış. Hatta ben Marc de Sade'ın hayatının anlatıldığı Tüy Kalemler adlı Erda Beşikçioğlu'nun başrolde oynadığı bir oyuna gitmiştim. Orada da yazarın hayatı ele alınıyordu. 74 yıllık ömrünü 29 yılını hapishanede geçirmiş, son 10 yılını da akıl hastanesine geçirmiş bir yazardan bahsediyoruz. Kendisi akıl almaz derecede ahlaksız bir insan ve kitaplarında gerçekten ahlaksızlığı böyle tekrar tekrar telkin ediyor. Ne kadar ahlaksız olursanız o kadar iyi olacağınızla ilgili. Yazar son derece sapkın, üst planda erotizmin ve cinselliğin olduğu, alt planda ise böyle bir aslında felsefeyle karışık ahlaksızlığın aşılandığı kitaplar yazıyor. Erdem ahlaksızlıktır diye bir sözü var mesela. Ciddi ciddi açıktan bir şekilde sapkın bir adamdan bahsediyoruz. Aslında yazarla ilgili bazı araştırmalar yaptığımda belki de gerçekten deliydi gibi yorumlar gördüm. Evet 10 yıl akıl hastanesinde yatmış zaten ama her şeyi gayet bilinçli bir şekilde yaptığını iddia eden bir adam. Yazara da aslında kitaplarının yasaklanmasıyla ilgili sorular sorduklarında şöyle bir cevap veriyor. Büyük fikirler yüzünden ahlakı bozulacak kişiye yazıklar olsun. Felsefi düşünceler içinden yalnızca kötü olanları çekip almayı bilen, ahlakı her şeyle bozulan bu kişilere yazıklar olsun. Bunların ahlakının Seneca okuyunca da bozulmadığını kim iddia edebilir? Ben onlara asla hitap etmiyorum demiş. Bir yandan gerçekten ne yaptığının bilincinde yani ahlaksızlığı aşılamadığını düşünüyor ama esasen kitabı okuduğunuzda çok da onun dışında bir şey göremiyorsunuz. Öyle olduğunu söyleyebilirim bir kitabın okumuş bir insan olarak. Yine aynı şekilde başka bir yazarın Marc de Sade'ın hayatını anlattığı Yatak Odasında Terör adlı kitapta yasaklanıyor. Böyle bir yasaklanma zinciri halinde aslında bu adamla ilgili yazılan yazılarında dönemsel olarak yasaklandığını görüyoruz. Bahsedeceğim bir diğer kitap da Otomatik Portakal. Şu anda zaten kült modern eserler arasında yer alıyor ve aynı zamanda filmi çekildi. İnanılmaz derecede ünlü bir kitap. Mutlaka ki duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur, filmini izlemişsinizdir belki diye düşünüyorum. Bu kitap da vakti zamanında yasaklanmış. Hatta filmini çeken Kubrick de filmin insanlar üzerindeki kötü etkisinden dolayı filmi bir dönem yayından kaldırmış. Film aslında 1971 yılında çekiliyor fakat ülkemize 1995-96 gibi gelebiliyor. Yani filmi bile yasaklanmış bir kitaptan bahsediyoruz. Kitapta birey-toplum ilişkisi, kontrolsüz güç, toplumsal çürüme, burjuvanın ahlaki çürümesi gibi konular işleniyor. Fakat aynı zamanda bir distopya kitabı. Aslında kitabın yazım hikayesi de biraz ilginç. Anthony Burgess 1959 yılında konan bir beyin tümörü teşhisi üzerine bir yıllık ömrünün kaldığını öğreniyor ve bir anda kitap yazmaya başlıyor. Yaklaşık 5,5 tane kitap yazıyor. Bunlardan bir tanesi de Otomatik Portakal. Birini bitiremiyor diye biliyorum. Daha sonrasında bu teşhisin yanlış olduğunu öğreniyor. Kitabın yazım süreci de aslında böyle oldukça aceleye getirilmiş bir kitap. Fakat ona rağmen yazım dili muazzamdı. Yani ben kitabı okurken tabii ki rahatsız olduğum şeyler olmuştu. Filmi izlerken de aynı şekilde. Çünkü ciddi anlamda şiddet var ama bir yandan da en sevdiğim kitaplar ve en sevdiğim filmler arasında yer alıyor kitabı da filmi de. Dolayısıyla o dönemde yasaklanmış olmasını biraz anlayabiliyorum. Çünkü insanları biraz şiddete yönlendiriyormuş. Fakat şu devirde yine aynı şekilde yasaklanmamış olması ve gayet kolayca erişebiliyor olmamız da bana mantıklı geliyor. Bir yandan da şu geliyor aklıma şu anda. Bu kitabın filmini çeken yönetmen yani Kubrick aynı zamanda Lolita'nın da filmini çekmişti ve Lolita da biliyorsunuz ki yasaklı kitaplardan bir başkasıydı. Kubrick'in böyle yasakları olan bir ilgisi mi var bilmiyorum. Yani şu anda Kubrick'le ilgili konuşacak olsaydık herhalde sabaha kadar konuşmamız gerekirdi. O yüzden bu konuyu biraz es geçmek istiyorum ama o konuda bana biraz ilginç geliyor. Otomatik Portakal'ın yasaklı olduğu dönemde de 1973'te sanırım bir kitapçı dükkanında bu kitabı bulundurduğu için tutuklanıyor ve daha sonrasında da böyle bulunduğu yerden ayrılmak durumunda kalıyor. Dükkanını taşımak durumunda kalıyor. O kadar ciddi meseleler varmış yani bu kitapla ilgili. Bahsedeceğim son kitap da Komünist Manifesto. Komünist Manifesto neden yasaklanmış? Bence çok açık. Çünkü bir önceki TCK'mızda 142. maddede komünizm propagandası yapmak diye bir suç varmış. Ve o dönemde komünizmle ilgili kitapların çok ciddi bir kısmı zaten yasaklanmış.
yasaklanmış. Komünist manifestosu tabii ki bunların başında gelmiş. Daha sonrasında bu TCK değiştiriliyor fakat hala o karar sabit olduğu için bu kitapların hala yasak olması gerektiği konusunda fikirleri olan insanlar varmış. Tabii ki şu anda Komünist Manifesto'yu her yerde bulabilirsiniz. Fakat zamanında ülkenin siyasi geçmişi de göz önünde bulundurulduğu zaman komünizm propagandası yapmak diye bir suç varmış ve o dönemde bu tarz kitaplar hep yasaklanmışlar. Şu anda her birine ulaşabiliyoruz diye biliyorum. Benim bu videoda anlatacağım yasaklı kitaplar bunlardı. Aslında önümde çok daha kabarık bir liste var çünkü gerçekten bu kitapları araştırırken kendim alıkoyamadım ve bir dönem Harry Potter'ın bile belli başlı yerlerde yasaklandığını, hatta hala bazı yerlerde yasaklı olduğunu gördüm. Fakat bu konuyla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum çünkü videoyu çok uzatacağımı hissediyorum. Her neyse, sizin de bildiğiniz yasaklı kitaplar varsa aşağıya yazmanızı gerçekten çok isterim çünkü çok ilgi çekici bir konu olduğunu düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.